Selam dostlarım, Batuzay burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Niye böyle yaptım? Bilmiyorum. İlk önce teknik bilgileri vereyim. Benimki Mat Notebook'un noktalı normal defteri. Burada hem Ocak ayının planlamasını hem de yıllık kısımların planlamasını sizlere gösteriyor olacağım tüm video boyunca. O zaman iyi seyirler. Yaşasın. Videoya başlayalım. Şimdi şöyle ajandayı açtığımızda ilk önce tabii ki ajandanın kime ait olduğunu görüyoruz. Canım 2022 müthiş ol yazdım çünkü 2022 hakkında çok umutluyum. Mutluyum, huzurluyum. 2022'den çok fazla şey bekliyorum belki ama gerçekten çok umutluyum. Burada küçük bir Cool Stuff Insight yazan sticker var. Çünkü ajandamın içinde de bir sürü Cool Stuff görüyor olacağız. Bir sayfa daha çevirdiğimizde dostlarım, burada New Year, New Me yazan... Burada New Year, New Me yazan bir tane sticker görüyorsunuz. Biraz ona yamuk yapıştırmışım. Yamuk yapıştırdığım için de yanına tüm kelimeleri tekrar yazıp bu şekilde bir kolaj mı denir? Öyle bir şey oluşturmak istedim açıkçası. Altına da This will be my year yazdım. Çünkü gerçekten 2022 hepimizin yılı olacak. Buna şu an inandık. İnandık ve inandırıldık, tamam mı dostlarım? Hemen bir sayfa daha çevirmek istersek artık Ocak ayının ana sayfasını görüyor oluyoruz. Burada ilk önce tabii ki Ocak'ın günlerini yazdım. Onun üstüne Everything will be okay yazan böyle tatlı bir sticker yapıştırmak istedim. Altına o kocaman bir sticker var. Bu Canavarlar Üniversitesi adlı bir film vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Ben bunu ilk önce yapıştırdım. Buraya çok hoş olacağını düşündüm. Daha sonra bir diyalog oluşturmak istedim orada ve 2021 selam yazmışım. Hani 2022'ye giriyorduk Batuzay'ı. O yüzden dedim ki hadi diğer tarafa da hey 2022'ye geldik bir şey yazayım ki alık gibi ajandamın ilk sayfasından beni rahatsız eden bir görüntü olmasın orada. Hatalı bir şey yapmıştım ama tatlı bir şeye dönüştü sonrasından. O yüzden güzel oldu. Ocak ayının yıllık... Hayır. Ocak bir aydır. Ocak bir aydır. Ocağın aylık planlaması. Ben bu aylık kısımları çok seviyorum ve aşırı yararlı buluyorum. Hem genel bir görüntü oluşuyor burada hem de sınav tarihi olur, bir ödeme olur, bir önemli gün olur. Belki bir arkadaşımın, ailemden birinin doğum günü olur. Onları buraya not düşmeyi aşırı seviyorum. Buraya ilk önce böyle tatlı stickerlar yapıştırdım. Mesela Winter Beer, kıştayız. Böyle tatlı çiçekler. Burada Van Gogh'un bir sözü var. Frens'i çok sevdiğimi biliyorsunuz. Onun bir sticker'ını yapıştırdım. Burada outfit bir çocuk görüyorsunuz. Biraz dolu halinde sizlere göstermek için stajlarımın olduğu günleri de yazmak istedim. Yazmaz olaydım. Hatta yazmaz olaydım değil, onları daha sonra fosforlamaz olaydım. Hatta oraya not düştüm. Bu kısımları fosforlamak kocaman bir hataydı. Bayağı hem de diye. Düzeltmek için işte buraya küçük bitkiler yapıştırdım. Mantarlı bir kolaj oluşturdum. Bakınca aslında tatlı duruyor. Hani bakıyorum ve tatlı. Dolunca ekstra güzel olacak diye düşünüyorum. Böyle tatlı bir ay olacak. Ocak ayında 4 haftamız bulunmakta dostlarım ve ben şöyle düşündüm. Her ayı farklı bir tema şeklinde ilerletmeliyim. Mesela göreceksiniz günler aynı şekilde yazılı ve günlere ayrılan kısımlar aynı şekilde ilerliyor ama stickerlarla biraz o günlerin kıvamını, havasını değiştirmek istedim. İlk önce ortaya günleri yazıp sol tarafa haftalık hedeflerimi yani weekly goals'leri, sağ tarafa da okuduğum kitapları, izlediğim filmleri, dizileri yazmak istedim. İlk haftamızın teması biraz Van Gogh, biraz da art. Görüyorsunuz ki buraya ben weekly goals E ile yazacağım ama weekly yani zayıfça hedefler yazmışım. Buraya Van Gogh'un Serenade tablosunu bir sticker'ını koydum. Sağ alt köşeye de bir tane heykelin, Michelangelo heykeli sanırım. Onu yapıştırdım. Onun üstüne de benim çok sevdiğim bir söz var. Hatta şuradaki tablolarda da görebilirsiniz. The earth without art is just E. Yani dünya sanat olmadan aslında E. Yani hiçbir şey. Bir sayfa daha çevirirsek dostlarım. Bana 2021'in kattığı en güzel şeylerden birisi de Miyazaki'nin Studio Ghibli eviniyle tanışmakta aslında. O yüzden bu sayfayı da Ghibli evrenine adamak istedim. Bir defterden, bir memo pad'den kestiğim bir şey. Bir sticker değil aslında. Uzaktan bakınca gerçekten hoş bir görüntü oldu. İyi ki yapmışım diye düşündüm bunu. Oraya bir washi tape de yapıştırdım. Bir sayfa daha çevirirsek. Burada iki sticker var. Bir tane de bir paketleme kağıdı var. Bu paketleme kağıdı küçük bir işletmeden gelen bir kağıttı ve o kadar güzel duruyordu ki dedim ki ben bunu kesip ajandama yapıştırabilirim. Yine o dükkandan aldığım stickerları da buraya koydum. Batuzay'a o kadar Frens sticker'ım var. Onlar boşama gitsin. Tabii ki hayır. I'll be there for you. Frens'in biliyorsunuz çok klasik, ikonik bir repliğidir. Ross ve onun maymunu olan Marcel'in küçük bir sticker'ı var. Altında da Pivot. Biliyorsunuz o da Ross'un çok önemli bir repliği. Çok komik sahneler. Böyle tatlı, huzurlu bir Frens sayfası oluşturmak istedim. Artık haftalık kısımlarımızı, gün gün olan kısımları bitirmiş bulunuyoruz. Burada da Habit Tracker denilen alışkanlık takibi yapabileceğim iki tane sayfa var. Kendime iki tane
hedef belirlemişim bu ay için. İlki her gün kitap oku. Mesela 1 Ocak'ta kitap okuduğumda o biri oradan karalanacak ve bu şekilde farklı bir görsel oluşacak. Daha sonra da en az 20 gün ders çalış. Sonraki sayfa bence mükemmel bir el emeği, mükemmel bir düzen oluştu orada. Farklı defterlerden farklı yerleri kesip yapıştırıp bir kolaj oluşturdum. Totalde okuduğum kitap ve izlediğim dizi filmleri koyup notes kısmına da bu ay neler hissettim, bu ay hayatımda neler değişti, bu ay bana neler kattı, bunlara yer vermek istedim. En alt köşeye de bunu yapmak bence çok tatlı olacak. İşte Instagram'a kaç takipçiyle girdim, kaçta çıktım. Ocak başında YouTube'da kaç abonem vardı, Ocak bittiğinde YouTube'da kaç abonem var. Bunları bu şekilde görmek beni hem motive edecek hem de değişimimize tanık olmuş olacağız diye düşündüm. Ocağı o sayfada özetliyor olacağım. Şimdi gelelim yıllık kısımlara. İlk önce bu sayfayı göstereceğim. Çünkü bu sayfayı yapmak yaklaşık bir saatimi aldı. Ve bu sayfayı yaptığım için kendimde gurur duyuyorum. Günlük kitap okuma çizelgesi yaptım. 50'den az okuduğumda yeşile, 51 ile 100 arası okuduğumda griye, 101 ile 150 arasında sayfa okuduğumda sarıya, 150'den fazla okuduğumda da pembeye boyayacağım. Bu şekilde rengarenk bir görüntü oluşacak. İşte ocağın birinde şu kadar sayfa okumuşumu o şekilde görebileceğim. Bu sayfa rengarenk bir cümbüş. Cümbüşe dönüşecek diyebilir miyiz acaba? Sonra sayfayı çevirdiğimizde bu aslında Soft & Paper adlı bir yerden satın aldığım bir sayfaydı. İşte burada bir sayfa okudukça onu karalıyor, onu boyuyor olacağım. Karalamak demeyelim de. Üstüne de mantarlı güzel bir bantla, washi tape ile onu yapıştırmış oldum. Günlük, haftalık, aylık bana yetmedi. Dedim ki bir de yıllık okuduğum kitapları da alt alta yazayım. Neden olmasın çünkü. Burada 2022 kitap günlüğü var. Bu yıl için kendime 52 kitap. Her hafta bir kitap bitir Batuza'ya hedef koy. Bu kısma 2 sayfa ayırdım. Daha sonrasında işte 2022'nin dizi günlüğü olacak. Yine aynı şekilde 52 dizi izleme hedefi koymuştum kendime. Sonra çevirince aynı şekilde film günlüğü karşılıyor bizi. Yine 52 film izleme hedefi koydum kendime. En alta da Call Me By Your Name'den bir replik var. Is it better to speak or die? Biliyorsunuz ben Call Me By Your Name'i her sene düzenli aralıklarla izleyip ağlayan birisiyim. Çok seviyorum. Bu yeni bir fikir. Aslında benim bulduğum bir fikir değil. Belki Mösyö Tağ'a aittir. Ondan duymuştum ben. 52 hafta 52 hediye. Biliyorsunuz ben çok fazla alışveriş yapan birisiyim. Alışveriş yapmaya bayılıyorum. Alışveriş yapmak dünyanın en keyifli olaylarından birisi. Ama çok fazla para harcıyorum ve günümüz ekonomisinde bunu yapmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Yine aslında çok fazla para harcayacağım ama en azından paramı düzenli aralıklarla harcayacağım. Mesela kredimin yattığı gün bitmeyecek de param. 4 hafta sonra bitecek. Yani daha düzenli bir yaşama hedefim var bu sene. Her hafta kendime küçük ya da büyük, ucuz ya da pahalı, hatta maddi ya da maddi değil bir hediye oluşturacağım ve onu yazacağım. Bu şekilde tatlı olacak bence. Bu hediye olayının altına da This Will Be My Year yazan bir sticker yapıştırdım. Üstüne de I Believe yazdım çünkü inanıyorum. İnanıyorum bu yıl harika olacak. Ve geldik belki de en uğraştığım, en güzel olan sayfalardan birisi. Yıllık hedeflerimiz, ben arlanmaz uslanmaz bir insanım. Her sene, bir dahaki seneye geçmeden önce kendime hedefler koyarım. Doların ve euronun ne olduğunu haberim yokmuşçasına derim ki Batuza'yı yurt dışına çık, Batuza'yı şunu yap, bunu yap. Altına da Hello I'm Trying yazan bir şey koydum çünkü deneyeceğim, çabalayacağım, her şeyi yapmaya çalışacağım. İnşallah, umarım. Güzel olacak. Altında Live Just Like We Are Golden yazan bir sticker var. Üstüne de You Are So Golden yazdım. Çünkü gerçekten I Am So Golden. Ben bir altınım dostlarım. Hepimiz altınız yani. Hepimizin kendi değerleri var. Bu şekildeydi dostlarım. Sizlerle birlikte bu videoda hem Ocak planlamasını paylaşmış oldum hem de yıllık sayfaları paylaşmış oldum. Benim de ilk Bullet Journal deneyimimdi. Belki sizin için de öyledir ya da değildir. Belki bu video sizi motive etmiştir. O şekilde ajanda tutmaya başlamışsınızdır. Aslında hep birlikte gelişeceğiz. Her şeyden önemlisi burada bir yılımızı biriktireceğiz. Ben de ajanda tutabileceğime inanmıyordum ama bir yılımı buraya not ettim. Hedeflerimi, okulumu, anılarımı, gittiğim filmleri, arkadaşlarıma yaptığım her şeyi bu küçücük defterin içine not edebildim ve baktıkça, çevirdikçe o kadar beni huzurlu eden bir şey ki bu. Bu defter tam anlamıyla Batuzay'ın eseri olacak. Bu ajanda tamamen sizin eseriniz olacak dostlarım. O yüzden siz de hadi koşun. Hemen kendinize bir ajanda alın. Ucuz olur, pahalı olur, Mösyö Tağ'ınki olur, Ecemen Soylu'nunki olur, herhangi birisininki olur. Hiç fark etmez. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı, yorumlarda buluşup sohbetler etmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın dostlarım ki kocaman 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 büyüyüp birbirimizi motive edelim. Bakalım nerelere nerelere gideceğiz. Kocaman öptüm ve kocaman sarıldım size. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ajanda tut. Ay. Ajanda tutun tamam mı? Güzel güzel ajandalar tutalım.
to the ground.